Merhaba canım. Merhaba. Çok bekletmedik inşallah. Para yanımda mı? Yanımda. Ama önce Sedat. Kıpırdama, üzerine arıyor. Ne oluyor? Necdet, saçmalama. Tedbir için canım. Zaman kötü biliyorsun. Polis olmadın ne malum. Hadi Sedat, ara üstünü. Ne yapıyorsun? Başlarım polisinden de senden de. Tamam tamam, sakin ol. İşimize bakalım. Tamam, haber bekle benden. Daha çok iş yaparız. İş kolay. Sen önce kendini düzgün adamlar seç. Gel çalış benimle. Memnun ederim seni. İstemez. Geldiler. Herkese. 2350 merkez. Bilinen şahıs malum adrese ulaştı. Beklemedeyiz, tamam. Şüphelenmediler değil mi? Hayır. Her şey yolunda. Adamlar yemi yuttu. Güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Gözcü ekipten haber geldi. Necdet Murat'tan aldığı malla bilinen adrese varmış. Güzel. O zaman bu gece... Baskına hazırlanın çocuklar. Necdet, patronu, hatırlı müşterileri... Kim varsa kaldırıyoruz, tamam mı? Ahlak masasına da haber verin. Hazırlansınlar. Hemen Rıza baba. Hadi dedim, hadi. Hadi. Rıza baba, operasyon kolaydı. Arkadaşlar bir şey anlattı. Ne anlattı? Sizin şu sınav işi. Yani Rıza baba sizi buradan alırlarsa... Hiçbir şey eskisi gibi olmaz, biliyorsunuz değil mi? Boş verin şimdi bunları, hadi. Hadi gidip hazırlan, hadi. Hadi. Boş veremeyiz Rıza baba. Sen beni defalarca topun ağzından kurtardın. Niye yaptın? Burada kalmam için değil mi? Ekipte, birlikte olmak için değil mi? Evet. Günün birinde öyle ya da böyle çekip gideceksen... Bütün bunları niye yaptın ha? Siz benim başımın belası mısınız ha? Hadi operasyona gidiyoruz. Hadi. Çabuk olun hadi. Çok iyi, çok iyi. Biz size kötü mal bulur muyuz Şahin Bey? Alıcın sağlam değil mi? Sağlam tabii efendim. Müşteri olun. İyi. Yüklü müşteriler gelecek bu gece. Onları layıkıyla ağırlamamız lazım Necdet. Hiç şüpheniz olmasın efendim. Necdet Bey. Ha tamam. Getirin buraya. Şahin Bey'imize de gösterin. İşte şimdi akşam hazırız efendim. Kızlarımız geldi. Öyle mi? Herkesten önce siz görün istedim. Görelim tabii, görelim. Yaşları 17-18 efendim. Hepsi çıtır ve taze. Ama yol yordan bilirler. Cahillik yapıp bizi mahcup etmezler. Adın ne bakayım senin? Adın ne dedim? Şahin Bey bir şey sordu kızım. Bak yüzüne de cevap ver. Merve. Duyamadım. Merve. Bana bak. Bırak Necdet, bırak. Böyle hırçın her zaman denk gelmez. Akşama beraberiz Merve. Ona göre. Güzel mi abla? Al. Çok güzelsin. Polis, hemen içeri haber ver. Allah kahretsin. Bir terslik var. Kaldırın şunları çabuk, hadi. Şahin Bey haber verin, çabuk. Hadi çabuk, kaldırın şunları, hadi. Gel benim. Yap.
Yap. Çok istiyor bak. Ver silahı ver. Dokunma silahımı, o benim ruhsatlı silahım. Ver şu silahı. Adam al lan benimle konuşurken. Ya sen adam mısın ki lan? Ha? Ne oldu efendim? Nedir bu baskı? Ben sana anlatacağım sonra. Sen. Ben ya. Geç şöyle. Geç şunu bak şuna. Ali. Al. Tamam abi, yürü. Başka kimse var mı içeride? Yok hayır. Hadi toplayın hadi. Yukarılara bakın. Aman bırak. Ya ne yapıyorsun bırak? Gelmeyin gebertelim kızı. Yapma bırak. Çekilin dedim. Hiçbir yere çıkamaz. Sakın bir aptallık yapma. Bırak beni. Kesme rahat dur sen de. Kemiklerini kırarım seni. Bırak kızı. Beynine sıkarım bunu. Çekilin. Kaçamazsın. Bırak kızı. Bırakmam. Arabayı kapıya getirsinler. Çabuk. Sana araba falan yok. Bırak kızı. Zorlama beni. Asıl sen benim sabrımı zorlama. Bırak beni. Bırak kızı. Hadi lan. Ne yapacaksan yap. İyi misin? Geç. Çık. Hadi. Hastaneye sevk edin bunları. Sonra da merkeze. Kolların temiz. Bir şey kokladın mı sen? Hayır, tadını bile bilmem. Bunu da alın. Zeynep. Buyurun Rıza Baba. Şu kız bir araştırın. En son gidelim. Anlaşıldı Rıza Baba. Ne oldu Rıza Baba? Neye takıldın? Kız hiç yabancı gelmedi bana. Dün geceki baskında yakalanan kızın dosyası Rıza Baba. Kayda değer bir şey var mı? Pek yok. Kız fuhuştan sabıkalı. Hastane raporu temiz. Uyuşturucu kullanmamış. Başka da kayıtlı bir suçu yok. Sağ olun. De, ekip nerede? Devriyedeler. Zeynep de aşağıda dünden kalan sorguları tamamlıyor. Tamam sağ ol. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hacı Kulaksız. Mersin Atatürk Mahallesi Kale Sokak. Baba adı Salih Kulaksız. Korkmana gerek yok Hacer. Başkomiserimiz Rıza Soylu. Baban nasıl Hacer? Bakkal Salih. Her akşam evime giderken ekmeğimi aldığım, tavlada bileğini bir türlü bükemediğim o namuslu adam. Baban nasıl? Rıza amca. Neler oldu? Anlat bana. Hadi anlat. Babamı kaybettikten sonra abim okumamı istemedi. Annemin zoruyla evlendim. Kimle? Kaba saba bir adamla. Uzaktan bir yerden akrabamızmış. Karşı çıkmadın mı hiç? Bizim sülalede büyükler ne derse olur. İtiraz olmaz. Peki sonra? Evlendiğim gece, o gece. Allah hiçbir kuluna öyle bir gece göstermesin Rıza amca. Düşün ki bir ay evvel annemin dizinin dibindeydim. Bir ay sonra o hayvanın koynunda. Kaçtın değil mi? Hemen ertesi sabah İstanbul'a geldim bir iki arkadaşa. Ne yaptın İstanbul'da? Direndim başta. Çok direndim. Aç kaldım, açıkta yattım. Elimden gelen her şeyi yaptım Rıza amca. Ama olmadı, tutunamadım. Düştüm, buraya kadar düştüm. Hep aynı Allah'ın cezası hikaye. Hep aynı. Hayvanın birine dayak kötek vermişler kızı. Sorsan kızlarının istikbalini düşünmüşlerdir. Rahatını düşünmüşlerdir. Al sana istikbal, al sana rahat. Kızın abisini araştırdık. Adam 2 sene önce İstanbul'a göç etmiş. Polonezköy tarafında bir çiftlikte çalışıyor. İlçe ekiplerinden öğrendiğimiz kadarıyla annesini de yanına aldırmış. Kızı ne yapacağız Rıza Baba? Ailesine mi vereceğiz? Evet ama bu şekilde değil. Zeynep,
Hacer'in kaldığı otele gidin. Üstüne başına doğru düz bir şeyler alın. Toparlayın kızı, saçını, başını. Hallederiz, merak etme. Sonra da annesiyle abisini çağır. Onlara ne diyeceğiz? Tabii ki yalan söyleyeceğiz.